Ağrılarım 2 sene önce başladı. Ne yaptın? Doktora gittin mi? Doktora gittim. Spor da yapmıştım. Ondan da mütevellit oldu. Tekrarlayan hareketleri yaptığım için büyük ihtimalle. 4-5 tane falan hastaneye gittim. Özel ve devlet olmak üzere. Hepsinde MR çektiler. Bir başka bölüme sevk ettiler. Ve sonunda... Bir başka bölüm dedin? Romatolojiye sevk ettiler. Romatoid artrit olabilir dediler. Oraya gittim. İşte test yaptılar dediler. Öyle bir şey yok. Fiziğe sevk ettiler. Fizik tedaviye gittim 15 gün. Başka bir doktora sevk ettiler ve doğru bir tedavi uygulamadılar hiçbir şekilde. Yani aslında el bileğin devamlı şiş halde dolaşıyordun değil mi? Evet, el bileğim şiş halde ve günlük işlerimde kısıtlayarak dolaşıyordum. Aslında geldiğinde çok ağrım vardı ve şişliğim vardı. Doğrudur hocam. Hiç hareket ettiremiyordun herhalde değil mi? Doğrudur hocam, hiç hareket ettiremiyordum. Şişti. Sabah kalktığımda her sabah ağrı uyanıyordum. Herhangi bir hareket zaten yapamıyordum. Tamamen kısıtlanmış hareketlerim. Sonra bir arkadaşımın vesilesiyle sizi önerdiler bana. Size geldim. Geldiğin zaman yine el bileğin şişti galiba. Şişti hocam. Tamamen kısıtlanmıştı artık hareketlerim ve hiçbir şekilde günlük işlerimi tamamen yerine getiremiyordum ve ağrılarım vardı. Psikolojik olarak da bu 2 yıl boyunca tabii ki... Gece uykularını da bozuktu galiba ağrıdan dolayı. Kesinlikle hocam. Sonra size geldim. Çok sağ olun, çok ilgilendiniz. Gerçekten ameliyatımı başarılı geçtiğini düşünüyorum ve... Nasıl ameliyat yaptık? Sen koltuk altından uyuşturduk herhalde, uyutmadık doğrudur seni. Doğrudur hocam, tamamen uyutmadınız. Yaralarını gösterebilir misin? Tabii ki, şöyle. Çok küçük yaralarım var. Dikiş bile diyemeyiz aslında. Evet, yani böyle çok seni zarar vermeden işini kesinlikle hallettik. Hem estetik olarak kötü bir görüntüye yol açmadı, hem de fonksiyon olarak. Evet, sonrasında da beni rahatsız etti. Şişliğin hiç oldu mu ameliyattan sonra? Yani çok az oldu ama fizikle beraber gitti. Bugün kaçıncı günün ameliyattan sonra? 2,5 ay oldu. Ya aslında seni daha erken görseydik çok daha iyi olacaktı. Kemik erimelerin başlamış çünkü o şişlikten dolayı. Hani ben biraz üzüldüm o bakımdan. Yani ilk zamanlar gelseydin birazcık daha etkili evet, olacaktı. Doğrudur. Çok ilerlemişti. Gerçekten çok ilerlemişti ve ben bu kadar mutlu olmadığım halde çok güzel sonuç aldım. Yani şu an aslında geldiğinde de çok umutlu değildim. Ben de biraz bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum ama. Evet hocam, çift taraflı aslında çok iyi sonuçlanacağını düşünmemiştik. İkinci ameliyattan falan da bahsetmiştik ama gerçekten çok güzel sonuç aldım ve en azından gece çok rahat uyuyabiliyorum. Ağrılarım geçti. Şişliğim çok az var ama o da geçecek yani. Evet ama yani işte bu mevcut kireçlenmeden dolayı bazen şikayetlerin olabilir hani eski doğru, zaman hocam. Zaman geçimine bağlı. Kesinlikle. O yüzden hani el bileği tek el bileği şişliklerinde romatolojik hastalıkları çok düşünüyorlar. Bence monoartritlerin sebebi başka yani hani bunu mutlaka söylemek lazım. Tek el bileği şiş hastalarda yani hani romatolojik hastalık diye düşünmeden önce bir belki içini yıkamak, belki içerideki şeyleri temizlemek çok faydalı oluyor. Kesinlikle. Yani aslında hani sana zarar vermeden yapacağımız bir işlemdi. Sana da öyle söyledik ya bunun faydası olabilir ama en fazla özelliği sana zarar vermemek olacak. Evet hocam. Yani öyle de oldu. Hiç zarar vermeden iyi bir sonuç aldık. Ben de çok memnunum bu sonuçta. Kas sertliğim zaten vardı size geldiğinde bayağı vardı. Hiç bükemiyordum yani. Ve bence bu birikmiş bir kas sertliğiydi yani. 2 senelik bir süreçte. Ve bu 2 senelik süreci 2 ayda geçirmek, bitirmek bence güzel. Güzel bir sonuç. Evet bence de. İnşallah bundan sonra bir daha şikayetin olmaz. Ama İnşallah çok ağır işe girmeyeceksin işte yani onu söylemiştim sana. Evet, yani birazcık daha böyle kollayıp götüreceğiz o yeri. İnşallah bundan sonra da sorun çıkmaz. İnşallah. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Geçmiş sağ olsun. Olun.